Kanal Şirketler Grubu ve Ermetaş Limited'in sunduğu Bakış Açısı başlıyor. Nisan 2016 Cumartesi bugün. Şey yapalım, tabii izleyicilerin hepsi biliyor hükümet krizini Hasan abi. Bu hafta da hükümet kriziyle devam edecek. Cumartesiden başlayalım. Tabii yine radyodan dinleyen izleyicilere de atıfta bulunalım. Biz bunları göstereceğiz ama onlar göremeyecekleri için. Efendim, radyodan dinleyen izleyicilerimiz diyoruz ya, 96.2'de ortak yayında, Ada FM'de yayındayız, onu da belirtelim. Sevgili yönetmenimizden rica edelim, bize mesela cumartesi günkü Havadis gazetesini ekrana getirsin. Çatlak testi Özgür Gün'ün elinde. Hmm. Evet, Özgür Gün elinde bir testiyle fotoğraf. Havadis güzel bir iş yaptı bu hafta sonu. Çatlak testi oldu. Sadece cumartesi değil, hafta içinden başladı. Bu testi hikayesiyle. Yani su bir testisi, benzetmeyle. Su ama su testisi kırıldı. Değil. Yani testi çatlaktır. Dolayısıyla su tutmaz. Yani verimi yok manasına giden bir şey yaptı. Evet. Çatlak testi hükümetti. Yani bu benzetmede. Bunu devam ettirdi. O zaman şöyle. Enteresan, zekice bir şey. Çünkü benzetmeyi bir geliştireyim Hasan abi. Su testisi, su konusundaki yaşanan kriz nedeniyle çatladı. Su testisi su yolunda kırılır tamam derler. Tamam abi, şey yapıyorum. Su testisi su Cem konusunda tartışmalar oldu ya, UBP ile CTP arasında çatlamıştı. En son çatlayan testi kırıldı. Tamam. Yani ben gazetecilik açısından baktım. Bir diyalog gibi bir şey oldu o havadisle okuyucuları arasında. Testi. Yani testi, çatlak, ne olacak, kırıldıydı, kırılmadıydı kodlama derken 2-3 gün evet. Bir kodlama kullandı. Evet. Ama test bu iyi bir şeydir. Çünkü okuyucuyu kendisine bağlar evet diye düşünüyorum. Tebrikler. Güzel abi bir şey yaptı havadisteki arkadaşlar. Kıbrıs. Cuma'dan başlayarak yapmışlardı evet onu. Cumartesi Kıbrıs. Olayların evet süratli gelişmesi de işlerine yaradı doğrusu burada. Evet. Tabii bu benzetme biliyorsun Hasan abi, Faiz Sucuoğlu'na aitti. Olsun ama onlar bunu aldılar. Kurguladılar. Kıbrıs'ı verelim. Kıbrıs, cumartesi günü ülke karıştı dedi. Ki bu UBP parti meclisi toplanmadan önceki manşet Hasan abi. Valla orada da bir orada bir sıkıntı var bence. Bu başlıkta mı? Evet. Neçin? Karıştı mı? O gün için karışmış olabilir. Şüphem var. Neden? Bak, UBP parti meclisi kaç dakika sürdü? 37 dakika mı? Bilmiyorum. 37. Kısa sürdü. Ha. Başladığını mesela biz Ticaret Odası'nın genel kurulu vardı. Orada işte Sunat Bey acele konuşmasını öne aldırttı. Protokol sırasına göre yani değiştirdi, konuştu, gitti falan filan. Ya ben de dedim ki yanımdaki arkadaşa, yani niye acele ediyor ki, bunlar daha akşama kadar konuşurlar herhalde parti meclisinde. İyi düşünüyordun. Tabii. Saat 10'da 11'de bu ne acele. Ve daha yani konuşmacılar konuşmalarını bitirmeden, yani bir genel kurulda protokol konuşmaları tamamlanmadan UBP parti meclisi hükümeti sonlandırdı.
Dolayısıyla bu beklenen şeyler daima karışıklığa neden olmaz Cem. Beklenmeyen şeyler karışıklığa neden olmaz. Acaba Yeni Düzen Gazetesi'nden dolayı olabilir mi? Verelim Yeni Düzen Gazetesi'ni. Yeni Düzen Gazetesi dedi ki... Ne gün? Cumartesi günü. Hükümet değil, iletişimsizlik krizi dedi. Ha. Sonra da dedi ki... Ha, Yeni Düzen burada biraz atladı, küçümsedi olayı. Olayı ama bak bir de o haberi destekledi. Haberi şöyle destekledi. CTP ve UBP'nin liderleri olanları masaya yatırdı, soruna çözüm aradı. Talat Özgürgün görüşmesinde UBP'liler sürecin dışında kalmaktan rahatsız fotuyla verdi bu haberi. Hükümet değil, iletişimsizlik krizi. Çünkü cuma gün böyle bir görüşme olmuş. Evet. Yani Talat'la Özgürgün arasında. Evet. Anlaşılan odur ki... belli bir kısım CTP yöneticisi, hepsi demeye dilim varmıyor doğrusu. Çünkü UBP'deki gelişmeler çok netti. İyi yani, okuyamadı mı CTP bunu? Bilmiyorum. Şimdi Yeni Düzen'in başlığına böyle yansıdı diye bunu CTP'liler iyi okuyamadı. Peki risk almak istemedi Yeni Düzen. Yani mesela, hükümet bitti diyerekten. Bir şey daha söyleyeyim. Öyle de yorumla. Rutin olarak aylık toplantısını yapacak olan... İşte birçok vurgu var. Yani şeyde, yani o haberde... Yani sanmayın ki hükümet krizi var. Şey rutin var. Olarak bir parti meclisi var. Hafife aldı. Yani çünkü iletişimsizlik krizi varsa iletişim kanalları açılarak, yani iletişim sağlanarak sorunlar çözülür. Çünkü bazı UBP'liler, herhalde bu arada Hüseyin Bey'in kendisi de, daha fazla şeyden bilgileri olmamasından şikayetçi oldular. Sürecim. Bugünkü Altın Sesi gazetesinde de var. Oğuz, Dursun Oğuz'un açıklamaları. Sayın Genel Sekreter'in şimdi oraya açıklaması. Geleceğim. Hayır ama şunu söyleyeyim. Bitireyim, ilerleyeyim. Bu bir sıkıntı olabilir. Ama onun gösterilen gerekçe olduğunu CTP'lilerin kavraması gerekirdi diye düşünüyorum. Onlara Yeni Düzen alabilir mi? Evet. Yani çünkü gerçek nedenin, yani artık işte Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin sürekli olarak Türkiye hükümetiyle karşılaşması, çatışması ve UBP'nin de onun yedeğinde durur gibi olmasının, yani Ulusal Birlik Partisi'nin kendi siyasi duruşuyla uyuşmayacağını ve bu hükümetin devam edemeyeceğini bilmeleri lazımdı. Evet, ben zaten da... bunun aslında su meselesinden de kopabileceğini konuşmuştuk burada. Hatta ben bir iki defa sana dedim burada ya hükümet işi bitti. Yani politik olarak bu hükümet bitti demekti bu. Aslında. Tamam. Yani CTP burada bu Yeni Düzen manşetiyle acaba bu olayı az önce gerçi yorumladın dedin ki Yeni Düzen'in böyle falan yazması. Ya risk almak istemedi. CTP böyle düşünüyor anlamına gelmez. Tabii gelmez. Bir de gazete risk almak istemedi. Yani belki onların da şeyi vardı. Duyumlar vardı. Yani UBP Parti Meclisi ya bu hükümeti bitirecek. Ama onu peşinen yazmak bir risk. Ben örneğin bunu cuma gün yayınlanan, Milliyet'te yayınlanan yazımda yazdım. Burada da konu ettik hatırlarsan. Hatırlıyorum. Tamam. Yani bu cuma gün yayınlanan yazıyı ne zaman yazıyorsun? Perşembe. Perşembe. Biz üstelik yani saat 4'tür benim yazıyı teslim saatim. Yani öğlen saatlerinde yazıyorsun. Evet. Tamam ve onu risk etmeye cesaret etmen lazım. Tamam. Hani CTP duyumlarını gerçek doğru kabul ederek. Yeni Düzen bu riski almak istemedi. İstemedi. Diyorsun Hasan yani abi. Belki de CTP ile olan bağından dolayı. Yani belki de hükümet bitirme gayret keştiğine niye Yeni Düzen girsin? Hükümet bitsin istemedi. Mesela işte haberde şey de var işte rutin olarak toplanan UBP Parti Meclisi toplantıda hükümeti de masaya yatıracak. Yani hükümeti masaya başka yatırmak şeylerin için, yanı sıra. Hükümeti masaya yatırmak için orada bulunmuyorlar. Rutin bir toplantıları var. Başka hükümeti şeylerin yanı sıra. Evet, bu oysa bir gün sonra evet, bu gara geliyor. Sayfada geliyoruz. Bir gün sonra Yeni Düzen'in günkü manşetini verelim. Ekonomik program hükümet bozdu manşetini attı. Yeni Düzen gazetesi pazar günü onu verelim arkadaşlar.
UBP Genel Başkanı Özgür Gün'ün açıklamaları, Talat'ın açıklamaları var. İç sayfada da oldukça şey var. Evet, iç sayfada da devam ediyor. Bu arada... Yani iletişimsizlik mi bozdu hükümeti? Hı hı. Yoksa ekonomik program mı bozdu hükümeti? Yeni düzene göre, yani CTP'nin bir yayın organı nihayetinde, yeni düzene göre ekonomik program hükümeti bozdu. Ama aynı yeni düzen cumartesi günü hükümetin bir krizi olmadığını, iletişimsizlik krizi, iletişimsizlik sorunu olduğunu iddia etmişti. Ertesi gün, pazar günü ise, yani dün ekonomik program hükümet bozdu manşetiyle. Şimdi arkadaşımız da ikisini yan yana getirdi, ekrana getirdi. Bunu görebiliyoruz. Talat'ın bir açıklaması var. Pazar günkü yeni düzende yer alıyor. Ekonomik program ve mali protokol konusunda taşınan hassasiyetlere sahip olmayan herhangi bir hükümet oluşumunda yer almayı uygun görmeyiz, dedi. İşte bu cümle aslında sevgilim, hem hükümet krizini bize izah ediyor, nedenlerini. Evet. Hem de işte bugünkü gazetede de bolca yeni senaryolardan söz ediliyor. Yeni hükümetin hangi temeller üzerinde, hangi temeller üzerinde şekilleneceğini de izah ediyor. Dolayısıyla Talat'ın bu cümlesine çok dikkat etmemiz lazımdır. Yani Cumhuriyetçi şekilde, Türk Partisi program, protokol konusunda hassasiyet taşımayacak bir hükümetin parçası olmayacak diyor. Bu ne demek? Bu aslında Cumhuriyet Meclisi'nde şu anda temsilcisi bulunan partiler bakımından CTP, TDP, bir tarafta UBP, DP ve bağımsızlar bir tarafta kamplaşması, cepheleşmesi ortaya çıkmış demektir. Yani cepheleşme derken kötü manada söylemiyorum bunu. Yani birbirlerinin kafalarını kıracaklar vesaire, kavga edecekler manasında söylemiyorum. Yani ayrışması, şekillenmesi de diyebilirsiniz. Tamam. Dolayısıyla işte bakarak duruma, ki belki biraz sonra bu konuyu açarsın diye şimdiden bir şey söylemek istemiyorum. Ama Sayın Talat'ın bu cümlesi anahtar cümledir. Yani bunu buna bakarak gelişmeleri tahmin etmemiz gerekiyor. Tabii Talat'ın bu sizin anahtar cümle olarak nitelendirdiğiniz cümleleri Cenk Mutluyakalı'nın bugünkü köşesinde imzacı hükümet tehlikesi. Dünkü ekstra bir yazıdır. Ekstra Cenk'in bir yazdığı. Bunu bir tehlike olarak görüyor. Ama Talat'ı destekliyor burada işte destekliyor bir anlamda. Ama yani bu orada bir şey var tabii. Orada bir şey var. Tehlike ne demek? Bu Cenk'e göre tehlike olabilir. Bu protokolün imzalanması gerektiğini 5 aydan beridir söyleyen birçok insan var. Bunların içinde CTP'liler de var. Evet, yani bakanlar da var. Protokolün imzalanmamasını... Şeyi hatırlayalım. Birikim Özgür Maliye Bakanı olarak bu programa ilk bağlandığında ne demişti? Bu protokol imzalanmazsa batarız dediydi, değil mi? Evet. Ne zamandı bu? Herhalde Ocak ayında. Ocak Yok ayı. Canım. Aralık. Ne münasebet? Kasım. Kasım'da var. Evet. Birikim Özgür bayağıdır yayınımıza katılmıyor Hasan Bey. Farkında mısınız? O başka konu. Tamam. Evet. Yani bak nasıl idare etmişiz. Aslında biz bir krizin içinde yaşamışız. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart. 5 ay önce. Şimdi tabii ki bu Birikim Bey bakımından yani bakan olmasının ilk günleriydi. Yani bakanlığı devralan genç bir insan bize bunu zaten 5 ay önce söylemişti. Evet. Yani şimdi dolayısıyla bu protokolün imzalanması bir tehlike mi yoksa imzalanmaması tehlike miydi? Yani evet. Şu anı geçtik zaten. Ama mesela Cenk Mutluyakalı pazar günkü dünkü köşe yazısında bir şeye daha dikkat çekiyor Hasan Beyciğim. O da diyor ki ne zaman bir hükümet bozulsa bir TC ekonomik programı var işin ucunda. Sizce tesadüf mü diyor. 2009'u hatırlatıyor CTP'nin geri çekildiği hükümetten. Ama bunu söylerken yani kısmen eksik söylüyor. Ne zaman CTP'li bir hükümet bozulsa deseydi çok daha doğru olurdu. Doğru olacaktı. Ne zaman CTP'li bir hükümet bozulsa işin içerisinde bir protokol krizi var veyahut da bir program krizi var deseydi bu doğru bir cümle olacaktı. Şimdi doğru bir cümle değil bu.
Çünkü bu konuda hassasiyet taşıyan Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. Kendi programını uygulamak istiyor. Bu Türkiye'nin teknik olarak Kıbrıs'a bakışıyla çelişiyor. Teknik olarak diyorum. Yani işte elektrik nasıl olsun, yollar nasıl olsun, sular nasıl olsun konusuyla çelişiyor. Bir model farklılığı vardır. Evet. Şeylerin arasında, bakışların arasında. Dolayısıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi kendi modelini finanse etme konusunda bir şey yapması lazımdır. Yani hükümete gelmeden önce bir kaynak bulması gerekiyor. Evet. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi devlet eliyle pek çok hizmetin yürümesinden yanadır. Öyle anlaşılıyor. Dolayısıyla bunun kaynağını bulmadan aslında hükümet etmeye artık talip olmaması gerekiyor. Çünkü ne zaman bir CTP'li hükümet kurulsa böyle bir bu problem var. Krizler yaşanıyor ve sonra da bu yüzden hükümetler bozulmuş oluyor. Evet, havadisi verelim pazar günkü. Havadis de bu pazar günkü manşetinde siyasi kaos dedi. Aslında siyasi bir kaos söz konusu. Doğru nasıl? Mu? Siyasi kaos söz konusu mu? Sen ne diyorsun? Benim görüşüm, ben görüşümü söylemeyeyim Hasan abi, sen konuş. Neden söylemeyeceksin? Ben programda başka bir formülde bulunuyorum. O yüzden bu programda öyle çok görüş söylememeye çalışıyorum. Senin görüşün ne? Kaos var mı? Siyasi bir belirsizlik olabilir belki. Kaç gün? En fazla 3 gün. O zaman öngörülerimiz yok mu? Var tabii ki. Tamam, yani o öngörülerimizin gerçekleşmesi olasılığı ne kadar? Herhalde %100. O zaman buradaki siyasi kaos değil de buradaki belirsizlik şu olabilir. Bir seçim hükümeti mi olur? Hayır. O ayrı bir konu. Başka o, hükümet. Yani biraz önce havadis nasıl testiyle ilgili bir sürü şey söyledik pozitif. Bu da ortada bir kaos yok. Ortada bir kaos yok. Size tam görüyorum. Tersine belki ne olacak endişesini ortadan kaldıran bir geri çekilmesi oldu Ulusal Birlik Partisi'nin. Ne olacağı belli artık. Evet, bu konuyu da Başaran Düzgün dünkü yazısında şöyle ifade etmiş Hasan Beyciğim. Ankara'daki bürokrasi oligarşisinin protokol dayatmasının nelere yol açtığını hep birlikte görüyor ve yaşıyoruz. Size göre de öyle midir? Ankara'nın şimdi ben onu bilemem. Ankara'daki bürokrasi oligarşisi mi bunu dayatıyor? Ankara'daki siyasiler mi dayatıyor? Ne istiyor bilemem. Bir devletin siyasi üst yapısıyla, yani siyasi yönetimiyle bürokrasi üst yapısı gerçekten iç içe geçmişti. Yakın geçmişte bu sorunları tartıştığım Türkiye'li bir bürokrat arkadaş, hatırlayın o günlerde de Sayın Talat'ın bu su meselesini siyasi düzeyde ele alma talebi vardı ısrarla. Yani daha Sayın Talat Sayın Erdoğan'la görüşmemişti. O görüşmeden önceydi. Bana demişti ki Hasan Bey, sizi yanıltan bir şey var artık Kıbrıs'ta. Yani bizde böyle bir fark yoktur. Bizde bürokrasi kendini yani kabul ettirdiği ölçüde oradadır insanlar, siyasilere. Siyasiler de o bürokratlarına güveniyorlar. Yani öyle bir fark bulamazsınız. Evet. Gerçi Başaran Bey'in o yazısını ben dün okudum. Okurken şunu düşündüm. Acaba su krizinin aşılma metodu mu bu ekonomi ve mali işbirliği protokolünü bu noktaya getirdi diye de düşündüm. Evet. Bunu ne demek istediğimi birkaç cümleyle açıklayamayacağım. Buyurun lütfen. Demek istediğim şudur. Yani orada yaptığımız aşırı zorlamalar, meselenin Tayyip Bey'in katına kadar çıkarılması, detayların vesaire. Bundan sonra artık bu meseleleri öyle çözeceksiniz. Noktasına mı getirdi Türkiye'deki çeşitli, yani bizimle muhatap olan bürokratları? Yani nasıl olmasa Mehmet Ali Bey ile Tayyip Bey bir araya gelirler, çözerler, bir araya gelsinler, elektrik meselesini de konuşsunlar. Bir araya gelsinler, işte şunu da, yani para işini de onlar konuşsun, biz yapalım. Evet. Dolayısıyla daha pasif, daha edilgen ama direngen, buna karşılık da direngen bir noktaya mı
çekildi böylece bizim muhatabımız bürokratlar. Bunu da düşünüyorum doğrusu. Evet. Burada Hasan Bey düşüncelerini ifade etmiş oldu. Bu arada dünkü Kıbrıs'ı da verelim. Kıbrıs'ta olayı anlatmış. UBP hükümetten çekildi demiş. Dünkü Kıbrıs'ın manşeti. Evet, hafta sonu gazetelerde hükümetten, UBP'nin hükümetten çekilme kararı az önce aktardığımız şekilde gerçekleşti. Bunları size aktarmamız yaklaşık 20 dakikamız aldı Hasan abi. 20 dakikadır UBP'nin çekilmesi gazetelerde nasıl yer aldı? Parti meclisi de ondan birazcık fazla sürmüştü. Evet, parti meclisine bile gerek yokmuş demek. Şimdi gelelim bugüne. Sevgili izleyicilerimize de bugünle ilgili gazetelerin bu olayı nasıl manşetine taşıdığı var. Aslında bugünden kasıt şöyle de bir metafor olabilir bu Hasan abicim. Yani bugün, dündür, bugün, bugündür. Yani artık ne olacak hikayesi, bundan sonra ne olacak hikayesi. UBP-DP koalisyonunun kurulması halinde gündeme gelecek 8 önemli başlık var demiş bugün Diyalog gazetesi Yeni Yol haritası. Hükümetin nasıl bittiğini aktardık. Şimdi de bundan sonra ne olacak konusu var. Aslında buna tam olarak geçmeden Hasan abi, CTP'nin parti meclisinde, bu akşam parti meclisinde bir araya geleceği konusu var. Yeni işte kendine yol haritası çizecek. Nasıl bir yol haritası çizebilir CTP bu saatten sonra? Biraz onu yorumlayıp sonra yeni hükümeti konuşalım aslında. Olur mu? Şimdi tabii bazı şeyler yadırgıyor biraz şeyi. Yani bu akşam işte parti meclisinin toplanmasına ne gerek vardır gibisinden. Vardır. Ben de yadırgıyorum. Senden de dinledim. Garip galiba. Geldi bana. Neden? Hı. Bilmem, yani parti meclisinde bir araya gelecek, hükümetten çekilme kararını değerlendirecek şüphesiz. Bu doğal bir süreç olabilir ama onun yani yetkisinde olan bir şeydir. Hayır, bu yadırganan kısım bu akşam bir araya gelmesi değil, bugün bu bakanların, UBP'li bakanların istifası sonrası ve Sayın Başbakan'ın da gidip istifasını Sayın Akıncı'ya sunması hususudur. Beklenen odur. Tamam, o yüzden niye öyle olsun? Bak, Afrika ne diyor? Evet, buyurun efendim, ne diyor? Afrika diyor ki, verelim Afrika'yı arkadaşlar. Ankara bize baskı yapıyor. Şartlarını kabul ettirmek için her türlü yola başvuruyor. Şartları hemen kabul edilmeyince para göndermiyor. Mali protokol hala imzalanmadığı için hükümeti bozuyor. Bunların hepsini Ankara yaptı. Evet. Bu baskıları geri püskürtmek için hala elimizde bir fırsat var. Ha, bak, bundan sonrası önemli. Bu baskıları, Ankara'nın baskılarını geri püskürtmek için elimizde hala bir fırsat var. Nedir o? Eğer CTP dayatmalara karşı direnmek niyetindeyse hükümeti bırakmamalı. Demek ki CTP Parti Meclisi ve kuşan bunu görüşebilir. Hmm. Yanına TDP'yi de alabilir. Evet. Ve Serdar Denktaş'ı da ikna edebilir. Değil mi? Evet. O zaman ne olur? 26-27 milletvekili olur, değil mi? 26-29 olur. 29 olur. Böylelikle karşı tarafın oyunları ve topluma kurulan tuzaklar da bertaraf edilir. Hmm. Karşı taraf Ankara herhalde. Kurulan oyunlar neyse, tuzaklar, bunlar hep bertaraf edilebilir. Şu koşulla ki CTP yanına TDP ve DP'yi alarak, Serdar Denktaş'ı alarak bu oyunlara karşı direnirse nasıl direnecek, ne yapacakmış? Bilmem, işte orada yazıyor. Ankara'nın baskılarına. TDP ile DP'nin bu kritik aşamada buna hayır deme lüksü olamaz. Buna hayır diyemezler. Baştan reddediyor yani. Hayır. Böyle Afrika bir lüksleri baştan yok. Yani dolayısıyla eğer CTP bunu yaparsa, CTP davet ederse TDP ve DP'yi hükümete, çünkü başbakan istifa etmedik sonra, hükümet istifa etmiş sayılmaz. Güven oyu almak ister. Güvensizlik oyu alması lazım. Tamam. DP ve TDP güvensizlik oyu vermezse hükümet düşmez.
bakanlar değişir, yoluna devam eder. Yani beş bakanın istifası bir şeyi değiştirmez diyor Afrika. Tamam ve buna diyor TDP ile DP'nin hayır deme lüksü olamaz. Toplum Ankara'nın her şartına boyun eğmeye hazır olan UVP'nin eline bırakılamaz. Hükümetten çekilen CTP değil UVP'dir. CTP istifa edenlerin yerlerini doldurmaya bakmalı. Tabii dediğimiz gibi eğer gerçekten Ankara'nın dayatmalarına direnmek niyetindeyse bizimle top gibi oynayanlara tam da ders verme zamanı değil mi? Yani bu ön sayfada Afrika'nın yer alan ve işte Afrika diyor ki sütununda ve Afrika imzasıyla yayınlanan şey diyor ki CTP Ankara'ya karşı bir direnişin bir şeyi seçebilir. Evet. Seçsin. TDP ile DP'ye de ne alsın? Belki CTP Parti Meclisi bunu değerlendirecek. Bu konuya aslında Serdar Denktaş'ın bir yanıtı var DP'nin. Nedir? DP diyor ki... Bulduysan oku ben. okuyayım, söyleyeyim. DP diyor ki bu iş daha çok taze. Göreceğiz diyor. Bu opsiyon soruluyor. Ama şunu çok net olarak söyleyeyim. Her opsiyonu açayım diyor. Yani CTP, TDP, DP opsiyonuna açık olduğunu söylüyor. Ama bu arada bu konuyla ilgili duruma da CTP, DP, TDP formülüne de Özyiğit'in de yanıtı var. Bu arada onu da söyleyeyim. Hı hı. Özyiğit de diyor ki kurulacak hükümetin amacının önemli olduğunu söylüyor. Ekonomik pakete imza koyacak bir hükümette yer almayacaklarını vurguluyor. Tamam zaten bu hükümet koymayacak. Zaten bu formül CTP, TDP, DP formülü Afrika'nın formülüne göre bu kriz ekonomik protokolü imza koymama formülüdür. Bu meclis yapısı tamam değil, halkın önünü açmak lazım diyor Özyiğit ve erken seçime daha sıcak baktığını ima etmiş TDP. Evet ama Serdar Denktaş'ın bu opsiyona da açığım falan demesi diğer tarafta UBP ile yürütülecek olan hükümet görüşmelerinde domine edecek bir açıklama olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani domineden kastım yani oradaki pazarlık gücünü yükseltici bir... Tabii biliyorsun basında da vardır bu haberler. Evet. Yani beklenen en kısa süre içerisinde bir hükümet oluşumu mu? Bir UVP-DP koalisyonu kurulması, bakanlık sayılarının 7'ye 3 olarak belirlenmesi ve bağımsız olan milletvekillerinin de bu hükümete oylamada, güven oylamasında güven oyu vermesidir. Evet, Sayın Kalyoncu'nun DNA'larımız tutmadı açıklamasında nasıl? Yani esas sorun DNA'larımız farklı diyor. UBP ve CTP'nin DNA'ları. Vallahi bir şey demeyeceğim yani, Ömer Bey'in bu açıklamasına. Ben de okudum da onu. DNA'ların tutup tutmayacağını baştan test etmeleri gerekirdi. Günaydın gibi bir şey test mi? Test etmeleri gerekirdi. Yani zaten yola çıkarken yani. Tabii yani burada Ömer Bey'in şahsen sorumluluğu kısmen azdır. Özellikle Mehmet Ali Talat Bey'in. Çünkü parti başkanı değildi ya kendi arayışı. Evet. Yani başbakan oldu ama yani bu hükümet arayışı kendinin arayışı değildi. Nihayet de partide yeni oluşan yönetimin arayışıydı. Onu da başbakan olarak görevlendirdiler. Evet. Tamam. Yani bu DNA'ların tutup tutmayacağı test edilebilirdi, konuşulabilirdi vesaire vesaire diye düşünüyorum. Evet. Bu arada Talat ortağımız bizi yalnız bıraktı diyor. Özellikle ekonomik program ve mali protokol konusunda taşınan hassasiyetlere sahip olmayan herhangi bir hükümet oluşumunda yer almadıklarını söylüyor. Ortağımız bu alanlarda bizi yalnız bıraktı diyor. Buna binaen bir şey daha söyleyeyim. Diğer taraftan da bugün halkın sesini de verelim arkadaşlar. CTP ortağını yok saydı. Dursun Bey'den Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz da büyük umutlarla fedakarlık yaparak geldik. Ancak biz bile inancımızı kaybettik. Halkın ve ülkenin önünü açmak için hükümetten çekildik diyor. Şimdi bir başka soru sorabilirim. Bir şeyi yorum yapayım. Yorumdan kasıt şu.
Bir yazar da bu konuyla ilgili bir yazı yazdı. Hasaver Çakıcı isminde. Şimdi karşılıklı bir suçlama yarışına girildi. Bu yine girilecek bize, dediydim girilecek, Cuma gün. Evet, girilecek demiştiniz. Görünen o ki karşılıklı bir suçlama yarışı da var. Yani o bizi şöyle yaptı, bu bizi öyle yaptı falan dur, gibi. Dur bulayım yazımı bari de. Versin arkadaşlar, yok mu? Ama şey Cuma günkünün. Yok, Cuma değil. Geçen... Ben bunu Cuma'da yazdım. Ha. Yok Hasan Bey, yazmadınız falan diyormuşum. Evet. Her neyse, yani bunun... Ben başka bir soru sormak isterim. Buyurun efendim, sorun. Şimdi CTP hükümette yalnız başına olsaydı ne olacaktı? Bu hükümet yıkılmayacak mıydı? Nasıl? CTP 27-28 milletvekiliyle bu hükümeti yalnız kurmuş olsaydı. Evet. Bu hükümet yıkılmayacak mıydı? Onu bilemem. Yani. Nasıl bilemem? Tahmin edemez misin? Yani CTP zaten eğer 27-28 milletvekiliyle olmuş olsaydı ve tek başına hükümet olsaydı, tek başına hükümet değildi zaten. Yıkılacak noktaya gelseydi. Neden? Çünkü CTP tek başına bir parti değil. Tek vücut bir parti sen değil. Sen başka noktaya götürdün. Bu nedenle yıkılırdı. Yani kendi içindeki ayrışmalardan dolayı, o tartışmalardan dolayı hükümet yıkılırdı. Öngörüsünde bulunabiliriz. Tamam. O bir seçenek. Evet. Diğeri hatırlayalım olarak. 2009'u. Evet, orada da ÖRP vardı. ÖRP ama Sayın Turgay Avcı ve arkadaşları. Evet. Yani bu konularda herhangi bir pürüz çıkaran insanlar değillerdi Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde, değil gücü mi? Azdı, üç neredeyse tane. Tek başına hükümet gibiydi CTP, bu, değil mi? Pekala erken genel seçime niye gittik? Kaynak sorunu. Evet. Yani hükümetler toplumun aktivitelerinin sürdürülebilirliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bu da kaynak meselesi. Tamam ama... Ha, siz bu kaynakları dönüştürmek, değiştirmek hedefiyle hareket edebilirsiniz. Yani bugün, birinci gün hükümet olursunuz ama o gün kaynakların yapısı değişmez. Belki bu 5 yıl sonra değişir, belki 10 yıl sonra değişir, belki 2 yıl sonra değişir. Dolayısıyla siz bu toplumu nasıl evrileceğini ve yöneteceğinizi karar vermeniz lazımdır. Yani siz hükümet olduğunuz gün istediğiniz şeyi yapamazsınız. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Bu ne Türkiye'de işte bak mesela Tayyip Beyler yani AK Parti baş örtüsüyle ilgili dünya kadar ki mali bir konu değil. Siyasal bir konu. Evet. Buna rağmen niye o gün listelerine başörtülü kadınları koyup meclise göndermedi? Yapamaz. Hatırla bakayım başörtüsünü, başörtülü kadınları meclise ve kabineye sokmak. İlk defa Davutoğlu kabinesinde başörtülü kadın bakan var biliyor musun? Kesinlikle. Değil mi? 14 yıl sonra. Ya. Tamam. Mali konular bundan daha hassas konulardır zaten. Yani tamam. Bir hazırlığınız olmalı. Siz öyle ya bir kafanıza, programınız olmalı. Kafanıza göre ben yani bunu eğer istemem. Eğer örneğin falan. Bugün somut konuşalım. Siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özellikle cari harcamalarını veya öncelikle cari harcamalarını Türkiye'ye bağımlılıktan kurtarmak istiyorsanız ve yani kendi öngördüğünüz programları icra etmek istiyorsanız burada buna dair bir programınız olmalı. Ve bu programı da halk desteklemeli. Sizin o da yok. Hayır biz istiyoruz ki hiçbir şeyden taviz vermeyelim. Ama yani Türkiye bizi finanse etsin. Bizim istediğimiz şekilde finanse etsin. Bizim bu yapısal sorunlarımız, her şeyimiz devam etsin. Devam etsin veya etmesin bilmiyorum. Biz ne istiyorsak, bak dikkat et. Biz ne istiyorsak. Biz bir şey istemiyoruz ki, sorun orada. Yok istiyoruz canım. Yani maaşlarımız artsın, herkes devlete girsin. Hayır, sınav olmasın. Şeyden bahsediyorum Hasan abicim. Şimdi önümüze konuyor bir şey değil mi? İstemiyoruz dediğim o. Bu program konuyor. Biz bir şey yapmadığımız için, bir şey istemediğimiz için, bir planımız olmadığı için bir para istiyoruz biz. Onları istiyoruz yani. Ve şu anki statükonun da devam etmesini istiyoruz. Laf ola reform hükümetiydi ya bu hükümetin adı.
Yani orada da bir program, plan vesaire yoktu. Neyse, ben ona girecek diyelim. Mesela bugün denebilir ki, ben yani somut konuşmayı tercih ediyorum. Buyurun efendim. Türkiye ile, bakın var işte bir programımız. Biz bunu yolladı Sayın Başbakan Türkiye'ye. Evet. Ve sadece bir iki konuda problem çıktı. Ben zaten sana derim ki bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi yalnız başına hükümette olsaydı, örneğin telefonda devrini, işletme hakkı devrini yazmayacaktı bu program. Yani uzlaşmazlık konuları daha çok olacaktı. Hı hı. UBP var diye işte bu elektrikle örneğin bu ekonomik programla ilgili işte bilmiyoruz, sınırlı oldu. Programı da bilmiyoruz. Biz sadece konuyu değiştirmiyoruz. Biliyoruz kabaca. O bir demagoji. Herkes bilir. İsteyen de bulur yani. Ya ben neyi bilmek isterim biliyor musun? Bu tartışmalarda. Biz ne gönderdik? Onlar bizden ne istedik? O başka bir konu canım. Değil abi. Çatam da o dediğin şeyin merkezinde olan bir konu. Yani biz ne istedik? Çünkü bize bu anlamda... Arabul ya hocam. Bize, tamam yani Sayın Başbakan bunları böyle açıklamadı. Bize bu anlamda açıklanan şey... Bize bu anlamda söylenen şey, Türkiye bize baskı yapıyor algılayabilmek için söylüyorum bunu. Yani hangi konuyu biz gönderdik? Demedi mi elektrikte, yargıda uzlaşmazlığımız var? Demek ki diğerleriyle de anlaştı. Ha, su konusunda didik didik ettiğimiz için bu adam, yani başbakan, bu işi biraz daha tutucu bir şekilde dallandırıp budaklandırmadan götürmek niyetini ortaya koyduysa, kusura bakmasın kimse, bu onun iyi niyetinden kaynaklanır. Yani kriz çıkmasın da atladayım bu eşiği. Evet. Ondan kaynaklanır. Krizi ama erteledim. İsteyen bu programda ne yazardı, ne yazmazdı bulabilir. Zaten yarın da dökülecek. Ama isteyen bulabilir. Kaldı ki bugüne kadar konuşulanlar bellidir. Yorum yapmak isteyen bunun üstünden yapabilir. Telefonun işletme hakkının devredileceğini bilmiyor muyuz? Bu yıllardır yazan bir şey. Tamam, biliyoruz. Limanlarda bir takım özelleştirme faaliyetleri olacağını bilmiyor muyuz? Yazdığını bilmiyor muyuz bu programda? Biliyoruz. Evet. Yani kamu reformu vesaire gibi şeyler olacağını bilmiyor muyuz? Günün sonunda sizin sorunuza geri dönelim. CTP tek yani başına iktidar olsaydı. Benim soruma geri dönmekle çok iyi yaptın. Konu değil. Hı. Yani konu bizdeki hükümetlerin kaynağı veya toplumun kaynağı Türkiye Cumhuriyeti olduğu sürece biz aynı modele uymak zorundayız. Hayır, burada daha önceki Büyükelçi Sayın Halil İbrahim Akça şunu diyordu. Biz bu işlere Türkiye'de para vermiyoruz artık. Bunları özel sektöre yaptırıyoruz. Nasıl burada bu işler için para koyacağız bütçemize ve gönderelim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne, örneğin iletim hatlarının yenilenmesi için. Senelerce buraya para gönderildi bu iş için. Ama oraya harcamadım. Birkaç yıldır gönderilmiyor. Neden? Deniyor ki kardeşim bu elektrikle iletimi... yanlış söyledim. Dağıtımı ve tahsilatı özelleştirin. Şimdi şöyle bir cümle hatanız var, onu söyleyeyim size de. Bizim kaynağımız Türkiye olduğu sürece bu iş böyle olur diyorsunuz ya. Evet. Bizim kaynağımız başka bir kaynak olduğu sürece, kendimiz dışında bir kaynak olduğu sürece bu böyle hani kafana göre ya da işte ben böyle gitsin şöyle istiyorum falan diyemezsin. Demek tamam, yarın var. Avrupa Birliği olsa kaynağın yine Avrupa sonuç. Birliği normlarını uygulayacaksın. Aynen burada. Öyle. Yine o modeli sonuç. Uygulayacaksın. Aynen öyle. Yani tamam, bunu yüzden, zaten biliyor insanlar. O yüzden onu düzeltiyorum. Bunun yani örnekleri konu de yaşandı. Türü. Çok yakın geçmişte. Aynen öyle. Yani bu televizyon ekranlarında günlerce gecelerce en azından bazı kişiler tartıştı. Ben tartıştırmaya çalıştım. Yunanistan'daki Tsipras hükümeti şimdi yapmakta olduğu şeyleri yapmak istiyor muydu? Hayır. Tamam, Şiriza ortadan ikiye bölünmedi mi bu iş için? Evet, Maliye Bakanı efsaneydi. Vakis nerede şu anda? Bıraktı gitti adam. Böyle maskaralık olmaz dedi. Ne dediyse dedi, o onun bileceği şey. O muydu maskaralık, bu muydu maskaralık belli. Yunanistan bir şekilde yoluna devam ediyor şimdi. Aynen öyle. Her neyse, günün sonunda şu bir gerçek, bunun farkına varmak lazım. Senin başka kaynağın, koyacak kaynağın yok. Sana kaynak sağlayan da diyor ki şu kriterleri yerine getirmen gerekiyor. Biz de diyoruz ki hayır, olmaz.
diyoruz. Ve bu hayır olmaz bizi bu noktaya getirdi. Özeti bu. Doğru mu Hasan abi? Doğru mu özetledim? Evet. Yani, bu yani çoktan belliydi. Ya orası öyle şüphesiz. Yani, yani bu aylar önceden belliydi. Hedefin, idealin vesairen, hani o yolda ilerlemen, tamam bu çok güzel bir hedef olabilir, hatırlıyorum. Ferdi Sabit Soyer'in, hani az önce hatırlattın, oraya geri dönelim. 2009 yıllarına, 2008-2007 dönemin başbakanı sürekli şu cümleyi kuruyordu. Kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC, bir ülke olmalıyız diyordu. Mesela bu güzel bir hedef. Kendi ayakları üzerinde dur. Ondan sonra canım, falan filan. Yani bunu da tartışmak gerekiyor. Yani dünyada kendi ayakları üzerinde duran. Yok ben ülke... somut olarak tartışmak isterim. Boş ver onu. Ne KKTC diyor? Kendi ayakları üstünde duran bir devlet olabilir mi, olamaz mı? Olabilir mi? Bilmiyorum, oturup ekonomistlerle tartışmak lazım bunu. Olabilir. Nasıl olabilir? Olabilir. Anladın? Yani öyle hep konuşuyoruz biz. Evet, seçimlerde de en çok kullanılan cümledir. Şimdi bir ara vermek istiyorum Hasan abi. Neden ara vereceğim? Bu aranın ardından yeni hükümet modellerini konuşalım. Yani işin ilk bölümünde, programın ilk bölümünde işin bu noktaya nasıl geldiğini konuştuk. Peki bundan sonra nasıl bir hareket yolu izlenmeli? Nasıl bir formül gündemde olabilir? İzlenmeli diyorsun. Sanki biz doğru. Herkes kendine göre bir yol izleyecek. Biz öneride bulunacağız. Siyasetçilerimiz. Öneride bulunamayız biz. Siyasetçilerimiz yerine getirecek bizim. Bizi dinleyen kim? Biz ancak ne olabileceği konusunda verilerden, donelerden yola çıkarak fikir belirtebiliriz. Biz kimseye tavsiyede bulunamayız. Herkes kendi aklından memnundur. Hayır, biz tavsiyede bulunacağız. Diyeceğiz ki böyle yapın, şöyle yapın diyeceğiz. Tamam. Buyuracağız Hasan abi. Ve yapacaklar. Aksi halde yine buradan eleştiririz. Ha. Hüseyin Bey yoksa Mehmet Ali Bey. Bilmem artık, karar versinler kendi aradan. Herkes kendi görevini üstüne alsın. Evet. Tamam. Niye gülüyorsun Hasan abi? Ülkemizde yayınlar böyle yapılıyor. Yani bizim ülkemizde televizyon yayıncılığı. Hadi parmak şimdi herkesi böyle eleştirdik, bir de televizyoncuları eleştirdik. Parmakla böyle. Abi. Siz böyle yapın. Böyle yapmalıyız Hasan abi. Evet, kısa bir ara verelim. Ondan sonra önümüzdeki süreci okumaya çalışacağız Hasan abinin tam da belirttiği gibi. O da nasıl önümüzdeki donelerle ve gerçeklerle realist davranacağız. Değil mi Hasan abi? Aksi halde bir yere varamayız. Aynen öyle. Kısa bir ara, sonrasında buradayız. Ermataş Limited ve Kanal Şirketler Grubu'nun sunduğu Bakış Açısı devam edecek.